diğer bir organik bileşiğimiz lipitlerdeyiz arkadaşlar. Acaba lipit mi bir yağdır, yağ mı lipittir sorusuna genel olarak lipitlerin yağ olduğu cevabı verilse de yağlar lipitlerin alt başında incelenir diyeceğiz. Lipitler de organik bileşiktir ve diğer organik bileşikler gibi mutlaka karbon, hidrojen, oksijen taşır. Birazdan yapısal özelliklerinin içine girdiğimizde bazılarında fosfor da taşındığını, bazılarında kükürt bile taşınabileceğini öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda lipitler yağ ve benzeri molekülleri kapsayan organik çözücülerde çözünebilen bir karışık madde grubudur. Peki nedir bu organik çözücüler dediğimizde arkadaşlar? Eter, benzen, kloroform, aseton. Peki bu moleküllerin ortak özellikleri nedir dediğimizde bunlar birer yağ çözücüdür. O zaman yağ çözücülerde çözünebilen karışık bir madde grubundan bahsedeceğiz ve en küçük formuyla başlıyoruz. En küçük formuna yağ asidi diyoruz arkadaşlar. En basit form olduğuna göre biz de bunlara lipitlerin monomeridir diyebiliriz. Kendi içerisinde doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak ayıracağız. Doymuş ne demek, doymamış ne demek? Arkadaşlar organik kimya derslerimde karbon atomları arasında eğer çift bağ varsa karbonlar hidrojenle doldurulamaz. Dolayısıyla da molekülün yapısı sıvıya dönecektir ve sıvı yağların temelini doymamış yağ asitleri oluşturacaktır. Oysa doymuş yağ asitlerinde karbon atomları arasında çift bağ olmadığı için karbonlar hidrojenle doldurulur ve molekülün yapısı katıya dönecektir. Katı yağların yapı taşı da doymuş yağ asitleridir. Sağlık açısından incelendiğinde doktorların tavsiyesinin doymamış yağlar yani bitkisel yağlar üzerine olduğunu biliriz. Çünkü bu besinlerle beslendiğimizde damar içerisinde yapışma eğilimi doymamış yağların yoktur. Oysa doymuş yani katı yağlar ise damar içerisinde duvara birikme eğiliminde olurlar. Ve bir süre sonra damar yolunun tıkandığını ve bunun da kalp krizine kadar neden olabileceğini öğreniriz. Doymuş yağ asitleri örnek olarak butirik asit ve palmitik asit, doymamış yağ asitleri ise linoleik asit ve oleik asit örneğini verebiliriz. Ezberlemiyoruz, sadece kulak dolgunluğu olsun diye verdiğimiz bir bilgi. Peki temel yağ asiti ya da esansiyel yağ asiti ne demek dediğimizde, üretemediğimiz ve dışarıdan hazır aldığımız yağ asitlerine temel yağ asidi diyoruz. Arkadaşlar yaşamak için zorunlu olarak dışarıdan almak zorunda olduğumuz yağ asitleri vardır. Özellikle beyin gelişiminde o omega 3'ler diye anlatılan özellikle balık tüketerek aldığımız yağ asitleri bizim zorunlu olarak dışarıdan almamız gereken yağ asitleridir diyoruz. Şimdi yağ asitlerinden çıktık ve geliyoruz bir başka lipid formuna, steroidlere. Arkadaşlar steroide örnek olarak biz kolesterolü verebiliriz. Şimdi kolesterolün azı iyidir. Çünkü kolesterol deri altında arkadaşlar güneş ışığıyla tepkimeye girdiğinde enteresan bir şekilde provitamin D'nin D vitaminine dönüşümüne katkı sağlayan özel bir yapıdır. Yani o zaman biz şöyle bir yorum yapabilir miyiz? D vitamini steroid yapıda bir vitamindir. Peki D vitamini vücudumuz için niye önemlidir dediğimizde kalsiyum ve fosforun emilimini artırır. Eğer yeterince D vitamini alamıyorsanız örneğin çocuklarda kemikler sertleşemeyecektir ve bizim kemik çarpıklığı dediğimiz olay yani raşitizm gerçekleşecektir. Peki diğer özel yapısına baktığımızda steroidler hormon yapısına da katılabilir. Şimdi hormonların çoğu proteindir. Oysa erkeklik hormonu örneğin testosteron ve dişilik hormonu östrojen ve progesteron ise steroid yapıdadır. Ekstra bir bilgi söylüyoruz. Evet karbonu var, hidrojeni var, oksijeni var ve steroidlerin azota da sahip olduğunu lütfen bilelim. Ve geldik fosfolipidlere. Arkadaşlar yağların yapısına 3 yağ asidi ve 1 alkol olan gliserol katılır ve nötral yağ dediğimiz yağlar oluşur. Oysa fosfolipidler yağların yapısına katılan yağ asitlerinden birinin yerine fosforik asit katılır. Dolayısıyla o zaman lipidlerin yapısında ekstra diğer organik bileşiklerden farklı fosfor da ne olmuş olur? Katılmış olur. O zaman fosfolipidler 3 yağ asidinden birinin yerine fosforik asit katıldı ve yine gliserol var ve fosfolipid oluşturdu. Peki fosfolipid nedir dediğimizde o da hücre zarının yapısını oluşturur. O zaman ben fosfolipidler için de yapısaldır ifadesini kullanabilirim. Steroidler için evet yapısal olabildiği gibi çünkü hücre zarının yapısına
katılabilir kolesterol ve kolesterol aynı zamanda hayvansaldır. Lütfen dikkat ediyorsunuz, bitkilerde olmayacaktır. Aynı zamanda hormon yapısı olduğu için de düzenleyicidir de diye bilmeliyiz arkadaşlar.